Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız. İyiyiz. Sıcak. Biz de yağmurluyken yağmurlu, sıcakken sıcak. Yani hava da bize yaranamıyor arkadaşlar. Ne yap? Hava ne yapsın? Gözlük uçtu. Hava da elinden geleni yapıyor bizi memnun etmek için ama insanoğlu bu. İnsanoğlu memnun olmaz, tatmin olmaz. Bugün birkaç tane aracımız var burada. Bir de bir araca bakmaya geldim. Camları kapanmıyor. Onu düzeltmeye çalışacağım. Sigortalarla alakalı bir problem olabilir. Onu halledeyim. Sonra size de diğer araçlarımızı göstereyim burada. Bu hafta araçlarımızın çoğu aslında Kobe'de. O yüzden burada kaç tane aracımız var sadece. Hemen bakalım. Çoğu da zaten şu an gemiye binmek üzere. Gemiye gittiler. Yağmurlu günlerde gelemedik, çekemedik onları. Onlar şu an gemiye biniyor bile. Efendim ilk aracımız Audi S4 Avant 2007 model. 131 bin kilometrede. Japonya masrafı dahil 6500 euro almışız. Hüseyin Bey'e gidiyor Fransa'ya. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet. S4. Güzel duruyor, iyi duruyor. Yağmurlar yeni bitti ama ciddi sıcaklar başladı. Yağmurlar biter bitmez hemen yaza dönmüş olduk. Buralarda gördüğünüz gibi biraz çamur falan var. Az önce gittim çamura bastım oraya. Arkasındayken şöyle arkayı da bir açalım. Bir bakalım. Evet, burada kontroller yapılmış. Buralar çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Buralar böyle. Evet, bagajımız gördüğünüz gibi oldukça geniş ve temiz, güzel kullanılmış. Emin değilim ama şunlar hala ilk sıfır geldiğindeki jelatinleri olabilir. Hatırlıyorsanız benim 2008 model Odyssey'de de bütün kapılarda ve arka tarafta böyle vardı. Japonya'da genelde o jelatinleri kaldırmazlar. Arabanın sıfır jelatinlerini üzerinde bulmak çok şaşırtıcı bir durum değil burada. Araba 131 bin kilometrede nasıl duruyor diyeceksin. Benim Honda 205 bin kilometredeydi duruyordu. İç tarafı oldukça güzel. Şu koltuğu bayağı bir geriye çekmişler. Şöyle taraftan da bakalım. Evet. Paspasları güzel. Temiz. Genel olarak iç temizliği iyi durumda. Ön konsolda herhangi bir çatlak bir şey yok. Tavan iyi durumda. Sarkık vesaire görünmüyor. Taraftan gideyim diyeceğim ama üstü oldukça dar. Sesini duyalım bir aracımızın en azından. Şöyle içine doğru süzelim hızlıca. Ciddi sıcak var. Siyah koltuklarda da yandım. 130.509 kilometrede. Evet. Servis diyor. Benzin yok diyor. Onu söylüyor. Hemen bir çalıştırdık. Şöyle uzun süre bekletmeyelim. Araba gördüğünüz gibi çalıştı rahat. Kapatıyorum. Benzinimiz az çünkü. Burada tekrardan sıkıntı vermeyelim benzini bitirip. Öyle. Genel olarak güzel görünüyor. Hüseyin Bey'e hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Arka tarafında görünümü böyle. Koltuklarımız orijinal Recaro. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sıradaki aracımız BMW 650i Cabrio. 47 bin kilometrede ve 2006 model. Kilometresi oldukça düşük bir araç. Çünkü Cabrio'lar genelde düşük kilometre olur. Hafta sonu aracı neticede. Abdullah Bey'e gidiyor Almanya'ya. Yine fiyatı da S4 ile aynı. 6500 euro. Japonya masrafları dahil. Şöyle bir tarafından bir gezecek olursak. Bunun içine girip çalıştıramayacağım çünkü hakikaten şu taraf göl. Gölün içine duruyor ve de kapı da az zaten. Az açılıyor. Ama diğer tarafından hemen bu içinin güzel rengini sizlere göstermek istiyorum. Şuradan bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi iç rengi böyle güzel. Oo, sağlam sıcak geliyor dışarıya. Yüzüme vuruyor. Çünkü üsttekini soft top. Soft top araçlar da böyle. Yazın böyle yanıyorsunuz. Bizim roadster'da da yazın bir yere gitmeye gör yanıyorsun. Ama güzel. Şu arka tarafı 650'lerde iyi yapmışlar. Mantıklı yapmışlar. Güzel bir görünürlük var arka tarafta. Bazı araçlarda burayı şey yapıyorlar. Plastik. Kötü oldu. Neyse efendim. Abdullah Bey'e hayırlı uğurlu olsun. 47 bin kilometredeki 650'yi Japonya masraflarıyla 6500 euro gayet iyi bir fiyat. Efendim sıradaki aracımız da CLS 55 AMG 2005 model 114 bin kilometrede Japonya masraflarıyla beraber 10 bin euro almışız. Ali Bey'e gidiyor Almanya'ya. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz kendilerine. Şöyle çantalarımızla yakıyor. Karasın.
V8 kompresör. V8 yani. V8. Evet. V8. V8. İngilizce, Türkçe bazen giriyor birbirine böyle. Abou, yanıyorum. Evet, tam olarak kilometremiz 113.748 kilometrede. Huh! Nefes almadı. Evet, akümümüz birazcık zayıf. Ama güzelce. Çalıştı hemen. Huh! Oksijen yok. Ah, çok sıcak. Zaten sıcak olan arabalarda şu sunroof. Evet, arka taraflar böyle görünüyor. Oldukça iyi, güzel, temiz. Gerçekten iyi durumda bir araç. Akünüz şarjı çok yok diyor. Benzin biraz var. Arabayı şöyle bir 5 dakika falan bir çalıştıracağım. Çünkü benzini var. En azından aküsü biraz şarj olsun. Çeyrek depo benzin var araçta. O çalışırken biz de bagaja falan bakalım. Bagaj bildiğimiz gibi içinde lower armları değiştirmişler sanırım, bu eskileri. Bunlar var. Bunları yedek parçaları genelde içine koyarlar ama roll olarak gideceği için bunlar çöp olacak. Zaten büyük ihtimal eskileri bunlar bagajda. Yasak yani roll'a. O yüzden çöp olmayacak. Yoksa gönderir tabii ki. CLS55'ler gayet güzel araçlar. Dört kapı. Biz şunu da açıp arkaya bir bakalım şöyle. Arka temizlik gayet güzel durumda. Koltuklar falan şahane durumda. Yani kilometresine ve yaşına bakınca oldukça iyi durumda. Güzel bir yıkanıp detaylı temizlik yapıldı mı mis. Aracımızı istop ettik. Kolay yeter. Radarınız var ama orada kullanmayacaksınız çünkü. Japonya GPS'ine bağlı bir radar. Evet. Ali Bey'e hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. CLS 55 AMG'si. Evet. V8 motorumuza şöyledir. Bakalım. Hazır kapıda aralıkken. Şöyle. Her şey yerli yerinde duruyor. Güzel duruyor. Görünen de yer kaçar vesaire. Görünür. Evet. Sonraki aracımıza geçebiliriz. Evet efendim. Sıradaki aracımız 2009 model Toyota Estima Hybrid. Evet, sağ direksiyon bir araç. Nereye gidiyor olabilir? İngiltere'ye gidiyor. Evet efendim. Bu aracı İngiltere'ye gönderiyoruz. 78.000 kilometrede hibrit araç. Murat Bey'e gidiyor. Güle güle kullansın aracını. Japonya masrafları dahil 9.000 euro gibi bir parayı aldık. Biliyorsunuz ön tarafta da kamerası var. Şöyle kaputunu açtık. Hibrit olduğu için de amblemi mavi. Motoru da böyle. Gördüğünüz gibi. Bunların 3500 motorlukları da var. Onlar V6. Ama şöyle iç güzelliğine bir bakacak olursak aracın gayet temiz. 2009 olmasına rağmen yaşını öyle pek göstermeyen bir içi var. Şöyle. Çift sunrooflu. Arka tarafları geniş. Kapılarımız elektrikli. Bu her zamanki gösterdiğimiz araçlardan değil. O yüzden birazcık zamanınızı alacağım burada. Kusura bakmazsanız. Şöyle ayak destekleri var arkadakiler, oturanlar için. Isofix çocuk şeyleri var. Kilitleri. Şu arka taraf ve bu tarafı bu tarafa kaydırma. Evet, şunu da kaldırırsanız şöyle yana sağa sola şeklinde gidiyor. Sağa sola şeklinde gitmesinin nasıl bir avantajı var? Bunu en sağa çektiğiniz zaman, bunu da öbür tarafa çektiğiniz zaman şu arkada bir koridor oluşmuş olacak. Ve hemen oluşturalım koridorumuzu. Burası da çok darmış. Neyse, hadi bir kere oluşturacağız dedik. Yapacağız artık, yapacak bir şey. Elektrik kabımızı açtık. Şunu ileriye getirelim. Şunu da çektik. Koltuğumuzu veriye çektik. Burada bir koridor oluşmuş oldu. Arka tarafta da 3. sıra koltuğumuz var. Konuşamıyorum ben. Burada da hemen bir tane bardaklık yerimiz var. Masamız, sehpamız gibi. VTR girişi ve 1500 wattlık, 100 voltluk giriş var. Klima kontrolleri buradan yapılıyor. Kapıları kapatacağınız zaman da çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. O iki kere ötüyor. Ondan sonra kapılar kapanmış oluyor. Görünüyor mu şu an? Emin değilim göründüğünü. Göründüğü kadar. Benzinimiz oldukça azmış. Araba şu an çalıştı. Odometresi şurada 77.166 diye görünüyor. Ben hemen aracı
kapatıyorum. Benzin çünkü neredeyse yok denecek kadar az. Orta konsolda böyle. Bu araçların yakıtları çok düşük arkadaşlar. O yüzden tercih edilebilir. Bazen Almanya'dan da sağ direksiyon alanlar oluyor. Bazı müşterilerimiz için önemli olan şey arabanın az yakıyor olması. Ama bu aracımız nereye gidiyor? İngiltere. Murat Bey'e hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Toyota Estima'sı. Evet. Aracımız böyle. Çok fazla hikayede olmaz bu. Toyota Estima Hybrid. Japonya'da en çok satan Toyota'lardan biridir. Sıradaki aracımız 2010 model C63 AMG 105 bin kilometrede Samet Bey'e gidiyor Fransa'ya. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendilerine. Japonya masrafları dahil 14.800 Euro'ya alındı C63 AMG. Gördüğünüz gibi kilometre yükselince fiyat bayağı bir düşüyor. 40 bin kilometrede olanlar 18-19 bin Euro iken 105 bin kilometrede olan Japonya masrafları dahil 14.800 Euro. Gayet iyi. Evet. Şöyle içinden bir sıcak hava çıksın. Şöyle girip bir marşa basalım. Evet. O biçim çalıştı. Gördüğünüz gibi 104.771 kilometrede müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Bu zaten yarın gemiye biniyor. O yüzden bulunduğu yer biraz farklı. Buradayken gelmişken de hemen şöyle dilini İngilizceye çevirmiş olduk. Samet Bey'e hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Fransa'ya yarın yola çıkıyor inşallah. Oldukça iyi durumda. Kilometresine göre güzel kullanılmış. Öyle çok yıpratılmamış. Sadece biraz temizliğe ihtiyacı var. Şeker gibi araba. Hop, bagajı da bildiğiniz Japon tarafından kullanılmış bagaj. Temiz. Sıkıntısız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz kendilerine. Efendim sıradaki aracımız BMW M6 2008 model 100 bin kilometrede Tolga Bey'e gidiyor Almanya'ya. 12.700 Euro'ya alındı bu BMW M6. Evet. Bahsettiğim araba buydu. Bu arabanın camlarını yukarı kaldıramamıştı bizim auction staff. Gördüğünüz gibi şunları. Yukarı kaldıramamıştı. Böyle bant yapıştırmış buraya. Yağmur girmesin diye. Ama daha sonradan arabayı içeri almışlar ve sigortalarını kontrol edip camları yukarı kaldırmışlar. Auction'dan geldiğinde yani bu bir arızası varmış. Büyük ihtimal sigortadandır diye. Ben de bunu hallederim diye sigorta söyledim bir sürü. Bazen böyle arızalar olabiliyor burada. Burada değil de yani müşteri tabii ki auction sheet'ini görüyor ama auction sheet'te demiyor ki camlar kapanmıyor. Bazen bu tarz şeyler olabiliyor. Ben de bunu bugün tamir etmek için buraya geldim aslında. Evet şöyle içine bir girelim. Camlarımız çalışıyor artık. Kilometremiz neymiş? Şu an 99.944. Evet. Aracımız gayet güzel. Çalıştı. Çabuk çalıştı. Aracımızı Almanya'ya gönderiyoruz. O yüzden Almanca seçeyim. Dilimiz Almanca olmuş oldu. Evet. Çok smooth. Gaz yemesi falan. Güzel. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum tekrardan. Güle güle kullansın M6 kabriyosunu. Şöyle güzel bir temizlikten sonra araba çiçek gibi olacaktır. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Tolga Bey. Arabanın içine su girmesinden iyidir. Bizim buradaki elemanlar yine iyi düşünmüş. Araba dışarıdayken, o zaman dışarıdaydı. Burası doluydu. Bu kapalı yeri alamadılar. Burada hallettikten sonra onları söktüler. Neyse. Jantlar gördüğünüz gibi çok büyük. Yani devasa büyük. Bence çok gereksiz büyük. Yani performans arasında olmaması gereken jantlar ama önceki sahip böyle uygun görmüş. 295-25-22. Çok devasa. Acayip büyük. Ama belki de bu jantların sayesinde arabayı uyguna almış olduk aslında. 2008 model M6'yı bu fiyata büyük ihtimalle alamayacaktık. Ama detaylıca bakarsanız ön taraftaki karbon spoiler olsun, şu karbon griller olsun falan. Güzel özellikleri var açıkçası. Lakin bir dakika şimdi bir de motoru da göstereyim size. Mis gibi
V10 motoru, kazası vesairesi yok önden. Dediğim gibi sadece birazcık sevgiye ihtiyacı var aracın. Güzel bir temizlendikten sonra mis gibi olacaktır Tolga Bey. Efendim hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Araç almayı düşünenler sitemizden depozita yatırıp auction'lardaki araçlara bid verebilirler veya hemen hazırda satın alınabilen 10.000'den fazla sol direksiyonlu bol resimli araçlara da auction dışı araçlar sayfamızdan bakıp araçlara teklif verebilirsiniz veya aracı istediğinizi belirtebilirsiniz depozitonuzu yatırıp. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.